Sunumu Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık tarifle geldim. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak krep hamurumuzu hazırlayacağız. Bir kasemin içerisine 2 adet yumurta ekliyorum ve mikserimle köpük köpük oluncaya kadar çok iyi bir şekilde çırpıyorum. Ardından 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, Yarım tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı un ekliyorum ve tekrar mikserimle pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde çok iyi bir şekilde çırpıyorum. Akışkan bir kıvamda olacak. Tam ölçülü bir tariftir. Görmüş olduğunuz gibi krep hamurumuz hazır. Ocağımın üzerine bir tane krep tavası koydum ve hazırlamış olduğumuz krep hamurundan bir kepçe olacak şekilde tavamın ortasına ekliyorum. Daha sonra tavamın bir aşağı bir yukarı olacak şekilde hamurumu yaygınlaştırarak etrafa eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz üzere hamurumuzu yaydırdık. Krep hamurunun alt kısmının pişip pişmediğini anlamak için böyle spatula ile ya da bir kaşık ya da herhangi bir şeyle kenardan bastırarak ya da böyle ayırarak bakmaya çalışmayın. Hamurunuz yırtılır. Krep hamuru pişince kenarları böyle hemen kalkıyor arkadaşlar. Kenarları hafiften kalktığı zaman alt kısmı olmuş demektir. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi il, ilçe, hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Denemiş olduğunuz tarifleri yorumlarda yazarsanız ben de yorumlarda görmüş olurum. Görüşleriniz her zaman benim için çok değerli ve çok kıymetli. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi krep tavamın içerisine tekrar bir kepçe daha krep hamuru ekledim ve her tarafı eşit olacak şekilde yaydırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi göz göz kabarmaya başladı. Alt kısmının piştiğinde görmüş olduğunuz gibi kenarları kalktı. Kalkınca da alt kısmı pişmiş demektir. Hemen spatulamı diğer tarafa döndürüyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi pişmiş. Hemen servis tabağımın içerisine alıyorum. Ve tekrar üçüncü hamurumu, şöyle krep hamurumdan üçüncü kepçesini şöyle bir tavanın içerisine ekleyerek yaygınlaştırıyorum. Yaydırarak hazır hale gelen krep hamurum hemen göz göz olup pişiyor. Kenarları kalkınca tekrar şöyle bir spatulamı döndürerek pişmesini sağlıyorum. Zaten diğer yüzde hemen göz göz olup pişiyor. Şöyle pembe pembe, gördüğünüz gibi gözenek gözenek oluyor. Hemen alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi tüm kreplerimin hepsini tek tek pişirdim. Videomun çok uzun olmaması için şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsi tül tül incecik oldular. Yumuşacık dokularıyla ister bunlarla börek yapın, isterseniz bir ana yemek hazırlayabilirsiniz ya da kahvaltılarda da tüketebilirsiniz. Ben yağsız yaptım. İçerisine tavuk sote koyarak ana yemek hazırlayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi incecik dokusuyla yumuşacık krepler elde ettik. Garantili bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben birkaç tanesini kahvaltılık için hazırlayacağım. Bir tane kalıbımın içerisine bir dilim kaşar peyniri koydum. Daha sonra bohça biçiminde katlayarak şöyle kare şeklinde katlıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde uyguluyorum. Şimdi krep tavamın içerisine tereyağı erittim ve katlamış olduğum içerisine kaşar peyniri koymuş olduğum kreplerimi tavamın içerisine bırakıyorum. Şimdi önlü arkalı tereyağının içerisinde kızartacağız. Çok kızartmayacağız. Sadece tereyağı lezzeti alması yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bir kenarına kızarması, yapışması yeterli olacaktır. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim,
Beni nerelerden izlediğinizde, hangi il, ilçe, şehirden izlediğinizde yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz tarifleri ya da istediğiniz tarifleri yorumlara yazarsanız ben de ona göre değerlendirmeyi alırım. Görüşleriniz her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. İlk olarak tekrar bir tanesini gösteriyorum, dokusunu yumuşacık oldu arkadaşlar. Şimdi de kaşar peynirli olanı göstereceğim. Yumuşacık dokusuyla tereyağıyla birleşince çok, çok lezzetli oluyor. Hele kaşar peynir de girdi mi daha da lezzetine lezzet eklenmiş oluyor. Şöyle şu lezzetine, şu görünüme bakar mısınız? Çok güzel oldu. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.